Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Evet kıymetli izleyicilerimiz, bir masum hocaya sorun programından da hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Yine bugün birbirinden önemli konular, birbirinden önemli sorular masamızda. İnşallah sevgili hocamızla ve sizlerin huzurunda da sizlerle paylaşacağız. Ne var bugün masamızda? Şöyle bir göz atacak olursak, biliyorsunuz FMTV ekranlarından da takip ediyorsunuz. E, Fatih Medreseleri Vakfı'nın e, eğitimle meşgul olduğu noktalarda sevgili hocamızın incelemeleri oldu, teftişleri oldu. Bunlar inşallah bugün e, masamızda bunları konuşacağız ve e, ülkemizdeki medrese eğitimiyle alakalı da önemli e, notlar paylaşacağız sizinle. E biliyorsunuz Barzani'nin istifa etme meselesi var. Bu bir taktik mi yoksa gerçekten pişmanlık mı? İnşallah bu var masamızda bunu görüşeceğiz. Irak'taki özellik, özellik sisteminin tamamen kaldırılması konusu var masamızda. Bunu işleyeceğiz beraber. ABD'deki terör saldırıları Orta Doğu'da yeni istilaların habercisi mi? Diye bunu sevgili hocamıza soracağız. Cevabını arayacağız. Ve biliyorsunuz Bülent Tezcan'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği yakışıksız ifadeler var. Bunları inşallah beraber değerlendireceğiz. Bunun yanında sevgili hocamıza her konuyla alakalı siyaset veya dini konularla meselelerle alakalı merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz hangi konu olursa olsun sevgili hocamıza buradan bizlere 0530 234 0488'den sorabilir ve hem mesaj hem de WhatsApp'tan mesaj sadece mesaj sistemiyle yazarak bizlere bunları ulaştırırsanız biz de inşallah sevgili hocamıza bunları sorarız. Siz de cevabınızı almış olursunuz. Çünkü önemli tespitler yapılıyor burada. Hem devletimizin hem milletimizin geleceği, bekası, daha güzel günlere kavuşması için inşallah buradayız. Ve bu programı bugün sizinle beraber gönül ferahlığıyla gerçekleştireceğiz. Recep hocamız da takdimini yaptıktan sonra sevgili hocamızla inşallah sorularımızda programımıza devam edeceğiz. Evet sevgili FMTV izleyicileri bir güzel günün ardından daha sizlerle birlikte olma mutluluğu yaşamaktayız. Siz de önemli konularımıza dahil olmak isterseniz 0532 526 0146 numaralı telefondan normal mesaj ve WhatsApp yolu mesajla katılabilirsiniz. Biz de sevgili hocamıza bu sualleri aktaracağız. Tek ricamız kısa öz sorular olursa bir de isim ve ilinizi yazarsanız daha hızlı yol alırız. Hayırlı bol istifadeli programlar inşallah. Evet sorduğunuz soruları da muhakkak takip edin. Çünkü burada sorduğunuz sorulara size has cevaplar veriliyor. Size özel cevaplar veriliyor. Bunları da takip ederseniz inşallah sıkıntınıza alakalı ciddi bir yol kat etmiş olursunuz. Ben hemen sevgili Masum Bayraktar hocamıza dönüyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Rabbim tesisinizi yüksek eylesin. Amin. Öyle hatayla gerçekten gücünüze güç katsın inşallah. Bu hafta yine e, Fatih Medreseleri Vakfı'nın organize etmiş olduğu bütün medreseleri gerçekten e, ziyaret ederken FM TV ekranlarında şunu gördük yani elhamdülillah. Gerçekten FM TV ekranlarında bu iş güzel bir şekilde aktarıldı. Ve halkın da teveccühü ona göre yükseltildi elhamdülillah. Halk da buna göre teveccühü, büyük bir teveccüh gösteriyor elhamdülillah. O yüzden dolayı FM ailesine teşekkür ediyoruz. Hakikaten medreseye sahip çıkmaları konusunda, Kur'an'a sahip çıkmaları konusunda, özellikle gerçekten elhamdülillah bu işi sevmeleri konusunda FM TV ailesine, bütün seyircilerine teşekkür ediyoruz. Allah cümlesinden razı olsun inşallah. Evet. Sizden de Allah razı olsun diyoruz. Ve evet sorularımızda programımıza başlıyoruz. Ziyaretlerde bulundunuz sevgili hocam. Medreseleri gezdiniz, yavrularımızı, hafızlarımızı ziyaret ettiniz, hediyeler götürdünüz. E tabi bu arada bir takım eksiklikler, fazlalıklar bunlar tespit ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz, yaptığınız ziyaretlerde nasıl gördünüz vakfın çalışmalarını? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Bütün seyircilere selam ediyorum. Mevla-ı sonsuz şükürler olsun. Bu medrese olayı biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'dan başlar. Ama bizimle alakalı olarak bizde Hira Nur mağarasından başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril Emin geldiğinde ilk ifadesi oku buyurmuştur. İkra, oku. İlk ifade Zaten medrese dediğimiz, demiş, demiş olduğumuz şey nedir? İşte eğitimin alınmış olduğu, gerçekten evlatlarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin veya kim olursa olsun fark etmez onların Allah ve Resulü çizgisinde almış oldukları, eğitim almış oldukları yer zaten. İşte o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira Nur mağarasında başlatıp Darül Elkam'da devam ettirip de, de, ifade edin, dikkat edin. Darül Elkam'da devam ettirip daha sonra Eshab-ı Suffe ile beraber daha sonra Halifeler döneminde daha <laughs> ciddi bir şekilde oluşumlarla beraber daha sonra Emevilerde, Abbasilerde devletleşme sistemiyle beraber Osmanlı'da herkes aynı şekilde Selçuklu'da, Osmanlı'da herkes aynı şekilde yine devletleşme sistemiyle beraber evet. hakikaten ne yapmıştır? Devam etmiştir yani. E medrese dediğimiz zaman medresede ne olmalı? Medresede maddi ve manevi eğitimin tamamı olmalı. Osmanlı padişahlarına baktığımızda her birerleri nerede yetişmişti? Medrese. Medreselerde Her birerleri yani. Hem zahiri ilimlerle hem batılı ilimleri birleştirerek beraberce ama hep padişahlar mı? Hayır. da medrese yetişmişti. Ve bunu çoğaltabiliriz yani. Yani kısacası medrese eğitiminde hem zahiri ilmi hem batın ilmi birleştirerek üzerinde duruyorum. Bu şekilde bu eğitime verirsek Rabbim başarmaya nasip O zaman evlatlarımız hem zahiri ilimlerden istifade etmiş olur hem batını ilimlerden istifade ederek hakikaten dünyalarını ve ahiretlerini kurtarmış olurlar. Tek taraflı olursa kuş gibi düşünürsek tek taraflı tek kanatlı kuş ne olur? Gerçekten uçamaz sıkıntı çeker. Tek taraflı olduğu zaman sıkıntı çeker. Ama bugünkü şartlarda, medreselerde, zahiri ilimlere değil de daha çok batını ilimlere, manevi ilimlere ağırlık verilmesinin sebebi nedir diye sorulduğu takdirde sorulursa onu da şunu söyleriz yani. Çünkü zahiri ilimlere zaten otomatikman bütün okullarda her yerde ne yapılıyor? Ciddi bir şekilde sahip çıkılıyor. Ama bugün tefsir ilmine, hadis ilmine, fıkıh ilmine, kelam ilmine, tasavvuf ilmine bunlara sahip çıkılmadığından dolayı medreselerde hiç olmasa ne yapılsın? Zaten zahiri ilme sahip çıkılıyor. Her yerde bu teşvik ediliyor. Her yerde bu zaten ön planda tutuluyor. Hiç olmazsa bu ilimler unutulmasın. Bu ilimler, bu ilimler çünkü mutlak lazım. İyi bir alim yetişmesi lazım. İyi bir muhaddis yetişmesi lazım. İyi bir tefsirci yetişmesi lazım. İyi bir fıkıhçı yetişmesi lazım. İyi bir kelamcı yetişmesi lazım iyi bir tasavvuf yetişmesi lazım. E o zaman ne olacak otomatik ben? Bunların yetişmesi için de bu ilimlerin mutlaka hayatta olması lazım. Yoksa Allah muhafaza etsin. İş öyle insanlara eline kalır ki Rabbim muhafazesin. Öyle insanların eline kalır ki ilimden haber olmaz ama kalkar ilim adamıyım diye kendisi ortaya koyar. Olmayacak fetvalar vermeye kalkar. Bunları hep Türkiye'mizde yaşadık. Günümüzde görüyoruz hocam. Yaşadık bunları yani. O yüzden dolayı bu tabiri caizse, bu çok önemli bir ifade söylüyorum. Bu medreseler böyle kendini bilmez ilim adamlarına ayardır bunu. Bunu bilmek lazım yani. Ayardır yani. Öyle haddini aşmayacaksın. Yeri geldiği zaman karşına dikilecek insanlar olur. Konuştuğunu dikkatli, dikkatli konuşacaksın. Öyle karşındaki insanlar İlimle alakalı meşgul olmadıklarından dolayı onları ne yapabilirsin ikna edebilirsin ama ilimle meşgul olanları ne yapamazsın ikna edemezsin. İlimle meşgul olup da kendisini gerçekten bu şekilde ortaya koyanları ne yapamazsın ikna edemezsin. O yüzden bunlara fırsat vermemenin adresidir medrese. Gerçekten üzerine duruyorum. Batıla yönlendirecek kendisi ilim, ilim adamı zannedip de alimim de ortaya koyup da Hakikaten insanları yanlışa sürükleyecek insanlara ayar vermenin yeridir medrese. Onu unutmamak lazım. Çünkü yoksa öbür türlü açık söylüyorum ya. Adam üç kelime öğrenir, çıkar piyasaya, ondan sonra tesirden anlamaz, fıkıhtan anlamaz, zakayetten anlamaz, hadisten anlamaz. Ama olduğu gibi, ya ben işte, işte zahirini anlarım, ondan sonra kendime göre. Zahirini anlarım kendime göre. Zaten bunu biliyorsun, yapmak için elinden gelen yapıyorlar. Ama fırsat bulamıyorlar. Niye? Çünkü gerçekten maddi ve manevi ilmi almış ilim adamları, alimler, kıymetli insanlar var olduğu müddetçe bunların hiçbir zaman iyi olmayacak, bir izinle ön planda çıkma durumlar olmayacak. Her zaman böyle bir dakika denecek onlara. Ve bunun da mücadelesi veriliyor elhamdülillah. Şu anda Türkiye'de bunu mücadele veriliyor. Ama o yüzden dolayı bunlar medrese hazmedemiyorlar. O yüzden insanların fazla ilimle meşgul olmasını hadisle meşgul olmasını, fıkıhla meşgul olmasını, tasavvufla meşgul olmasını bu yüzden istemiyorlar. Yoksa bunların elinden gelse tasavvufu tamamen inkar edecekler, hadisleri kenara atacaklar, bunların elinden gelse yani. Ondan sonra kendi kafalarında, kendi ideallerinde, kendi arzularında güya Kur'an'dan anlıyorum ha havasıyla beraber insanları kendi isteklerine göre yönlendirecekler. Ama elhamdülillah medreselerde de yetişen, Hakikaten ilim sahipleri sayesinde... ...halkımız da uyandırıldığı için de... ...elhamdülillah... ...buna ne yapalım? Bugüne kadar başarılı olamadılar. İnşallah da olamayacaklar. İnşallah. O yüzden bu çok önemli. Yani bugün... ...her ne kadar... ...bugün medreselerde... ...manevi eğitimin ağırlıklı olması sebebi bu. İyi bir alim yetişsin. iyi bir muhaddis yetişsin. İyi bir tefsirci yetişsin. Gerçi iyi bir fıkıhçı yetişsin. Ama... Normal şartlarda Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da hem zahiri ilmi hem batın ilmi. Gerçekten o gücü bulunsa, o güç bulunsa, o güç için de illa bir takım ön açmalar lazım. Öyle tek başına olacak işler değil. Ama o güçte bulunmuş olsa hakikaten bugün de medreselerimizin olması sistemi gereken ne? Hem zahiri ilmi hem batın ilmi beraber alıp gerçekten ufku geniş dünyaya hizmet edebilecek, dünya insanlara hizmet edebilecek ve örnek ve önder ilim adamlarının yetişmesi lazım. Elhamdülillah Fatih Medresi olarak biz bütün gayretimizle bunun üzerinde mücadele veriyoruz. Ufak yaştan, büyük yaştan hiç fark etmez. Efendimiz ifadesi gelince beşikten mezara kadar ne yapın? İlim tahsil edin, ilim talep edin. Bu ifadesi gelince her yaştaki insana hizmet verme hususunda mücadele veriliyor elhamdülillah. Rabbim sayılarını artırsın inşallah. Ama tabii bu işin ilgili bir takım tarafta yerlerden sıkıntısı olmaz mı? İlla olacak. Olur yani. Çünkü en netice daha önceki ilim adamlarına baktığımızda ne sıkıntılar çekilmiş. E, peygamberlere baktığımızda sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ve bütün peygamberler baktığımızda bir baktığımızda her birileri ciddi sıkıntılar çekmiş. İlla o yüzden dolayı bunlar da olma durumundadır. oluyordur zaten zaten. Olmazsa, olmazsa olmaz bunlar yani. Açık söylüyorum. O yüzden elhamdülillah ama bugünkü şartlarda şükürler olsun Rabbimize. Gerçekten bu işi seven, bu işe gönül veren, bu işe hakikaten sevdalı insanlar. Düşünsene daha ufak yaştaki çocuklar Kur'an'la tanışıyorlar. Ufak yaşta. Ve Kur'an'a ile yürüyorlar. Yüzleri Kur'an nuruyla nurlanmış durumda. Hele hafızlık yapanları bir görseniz pırıl pırıl maşallah. Her birerleri yani. Kur'an ezberliyorlar yani. E, Arapça okuyan kardeşlerimize, hakikaten bu işin manasını öğrenmeye çalışan kardeşlerimize genç yaşta şükürler olsun Rabbim. Çünkü bu zamanda bu işe kıymet verenler az olması hasebiyle, üzerinde duruyorum bu ifadenin, az olması hasebiyle Mevla Teala bu sefer de bu işin kolaylığını veriyor. Ufak yaşlarda gerçekten iyi ilim sahibi oluyorlar yani. Hele bunu da ne yapabilseler, geliştirebilseler. İşte demin dediğim gibi ön açılması lazım. Hı. Niçin? Şu anda mesela medreselerimizde biz Arapça okuttuğumuz gibi hadis de okutuyoruz. Tefsir de okutuyoruz. Fıkıh da okutuyoruz. Dikkat edin. Tasavvuftan da ama aslında normalde, normalde bundan öyle. Her birinin kendine ait dalları olması lazım. Üzerini duruyorum. Her birinin kendine ait ne olması lazım? Bölümleri olması lazım. İhtisas alanları. İhtisas alanları olması lazım. Mesela bir insan muhaddis yetişecekse ona göre bir sistemle beraber ne yapması lazım? hadis üzerine yoğunlaşması lazım. Kabiliyeti ona göredir. E, tefsirci olacaksa ona göre yönlendirilmesi lazım. Fıkıhçı olacaksa ona göre yönlendirilmesi lazım. Kelamcı olacaksa gerçi ona göre yönlendirilmesi lazım. Tasavvuf erbabı olacaksa ona göre yönlendirilmesi Yani kabiliyetine göre ne yapılması lazım? Hı. Yönlendirilmesi lazım. O yüzden bu tek başına bir kurumu yapabileceği bir güç değil bu. Bu gerçekten ön açılması gereken bir güç. Yoksa yarım yamalak insanlar, yarım yamalak insanlar Allah muhafaza eder. Ne yaparlar? Bu dini bozmaya çalışırlar. Ama Allah fırsat vermez inşallah, inşallah. inşallah. O yüzden bunların, bakın Osmanlı'da bakın her birerlerin kendi alanlarında neyi vardı? İhtisas alanları vardı. Her birerleri o şekilde ne yapıyor? Yetişiyor, biliyorlardı yani. O yüzden dolayı bugün de buna ihtiyaç ihtiyaç var. Ve bu şekilde de yetiştirilmeye mutlaka özel gençlerimizin önü açılmaya ihtiyaç var. Rabbim ikram etsin tamam, inşallah. Tamam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. E, şurayı biraz açmanızı rica ediyorum sevgili hocam. Dediniz ya önün açılması nasıl önü açılır medreselerin sevgili hocam? Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz şöyle bir inceleme aldığımız zaman Cumhurbaşkanımızdan diğer yetkililerden baktığımız zaman hepsinin ifadesi şu dindar gençlik. İşte o dindar gençliğin yetişmesinin zaten ölçüsü budur. Hem zahiri ilmi hem batın ilmi beraber alırsa tekrar Allah'tan korkuyu, peygamber sevgisini, kitab, kitabullah sevgisini, peygamber yolunu gerçekten yaşama arzusunu hem bu sevgiyi alacak hem zahiri ilmi alacak. İşte bu şekilde olursa hem dindar gençlik yetişir. İşte o dindar gençlik yetişmesi için de medreselerin mutlaka ne yapılması lazım? Tanınması lazım. Tanınması lazım. Üstünün örtülmesi değil, tanınması lazım. Üzerinde duruyorum. Kim yine kontrolsüz şöyle olsun denmiyor. Asla ona müsaade edilmez zaten. O doğru değil yani. Tabii ki kontrollü olması lazım. Elbette ki belli merciler tarafından takip edilmesi lazım. Ama samimiyetle takip edilmesi lazım. Önlükçe silerek değil. Engellenerek değil. Gerçekten Allah ve Resulü çizgisinde Allah ve Resulü'nün çizgisinde yürüyorlar mı? Takip ediyorlar mı? Olaylara bu şekilde bakıyorlar mı? Bu şekilde gerçekten hakikaten yetiştiriyorlar mı? Eğitimleri bu şekilde mi? Hayatları bu şekilde mi? Vatanına, milletine, bayrağına bağlı hakikaten insanlığa, insanlığa hizmet edecek bir aşkla mı yetişiyorlar? Bunlar incelenmesi lazım. İncelenmesi denmiyor. Ama incelendiği gibi de önü de açılması lazım ki gerçekten vatanını, milletini, bayrağını, Allah'ını, peygamberini, kitabını seven bir nesil yetişsin. Bu şekilde bir nesil yetişsin. Yoksa kalkıp da yani bunlar kontrol edilmesin, şöyle yapılmasın, şey işte ifade kullanıyorlar ya merdiven altı filan o ifadeler de değil. Eğer sen normal şartlarda kucaklamazsan, dindar gençlik yetişecek bir nesli kucaklamazsan, bu sefer bu ifadeni kullanmak zorunda kalırsın. Yok merdiven altı, yok işte gayri resmi, yok şöyle yok böyle demek zorunda kalırsın. Ama ne yaparsan, kucaklarsan. Bir dakika ya, gerçekten bu kardeşlerimizin, bu insanların hizmet aşkı nedir? Bir incelersen, bir olayı görürsen, bakacaksın ki he, maşallah bunlar hakikaten... Evlatlarımızı, gençlerimizi, kardeşlerimizi Allah yolunda Allah'ını tanıyan, peygamberi tanıyan, kitabını tanıyan, vatanını, milletini, bayrağını bilen, büyüğünü büyük bilen, ufak bilen bu şekilde, bu şekilde olursa o zaman bu iş ne olur? Hakikaten bayağı mesafe alınır. Ama bunu birbirine karıştırmayalım. Bazıları bunları konuşurken, bunun üzerinde duruyorum ben, hemen bir takım insanlarla bunları ne yapmaya kalkıyorlar? Bağdaştırmaya kalkıyordu bu yanlış. Onların zaten kültürü, yetişme tarzı bir defa baştan beri zaten neydi? Yanlıştı. Biz onu zamanında söyledik. Baştan söyledik. Ne dedik? Arzuları neydi? Zaten bunu savunanlar, belli insanlar bunu savunuyor Neydi? Diyordu ki, biz diyordu kendimizi, çocuklarımızı yetiştirir, yetiştirir, yetişeceğiz. E, tak makamlara geleceğiz. Hangi makama geleceksin? Falanca makama Sen makam için mi okuyorsun kardeşim? Makam için mi eğitim veriyorsun ya? Bizim medreselerimizin böyle bir derdi olmaz. Bizim medreselerin derdi gerçekten elhamdülillah evlatlarımız, gençlerimiz Allah'la tanısın. Peygamberi tanısın. Allah korkusu bilsin. Gerçekten Allah sevgisi bilsin. Peygamber sevgisi bilsin. Kitabını bilsin. Peygamber yolunu bilsin. Hadisleri bilsin. Ve bu yolda doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi bilsin. Doğruya doğru yanlış yanlış demeyi bilsin. Bu sistemde yetişsin. Yoksa kalkıp da bilmem şu makama gelsin. Taviz versin. Taviz vererek işte belli yerlere gelsin. Şöyle yapsın böyle yapsın. Değil ya öyle bir, öyle bir dert yok ya. Öyle bir dert yok ya. Ama maalesef bunu savunanlar var mıydı zamanında? Vardı. Var. Biz onlara dedik ki yapmayın öyle şey? Bu nedir ya böyle şeyler? Neyin derdindesiniz siz yani? Siz neyin siz? İşte o yüzden dolayı bakın zararlar ortaya çıktı. 15 Temmuz'u yaşattılar biz. Evet. O yüzden dolayı buraları iyi ayırmak lazım. Yani, buraları tabi ama. birbirine karıştırmamak, karıştırmamak lazım. lazım. Evet. İyi ayırmak lazım. Eğitimle alakalı başka sorularımız da var sevgili hocam. Bu konuyla uzun konuşacağız. İzleyicilerimizden de mesajları alalım inşallah. Selamünaleyküm hocam demişti. Yani Başkanlığı ehli sünnete sahip çıkıyor mu sizce? Çıkıyorsa İhsan Şen Hoca hocaya neden sahip çıkılmadı? Mersin'den selamlar demiş. Aleykümselam diyoruz biz de. Şimdi normal şartlarda tabii bunu çok iyi bir incelemek lazım. Bunu bilmek lazım. İhsan Şen olacak hoca efendi. Gerçekten bugün ehli sünnet çizgisinde çok kaliteli bir insan. Kendisi yetiştirmiş. Kaliteli bir insan yani. Ve bu hoca efendi yapmış olduğu çalışmalarda, oluşumlarda her yerde gerçekten kendisini ispat etmiş bir insan bu insanın önüne bu şekilde set konmaya kalkarlarsa, kalkılırsa Allah muhafaza etsin. Üzerine duruyorum. Son derece ilim adamlarına saygısızlık yapılmış olur. Bu hoca efendinin bu şekilde halkın gözünden düşürmeye çalışılırsa Allah muhafaza etsin. Bütün hoca efendilere Allah da göz vermiş olurdur. Bu son derece yanlış bir hareket bu uzaklaştırma olayı veya buna benzer hareketler, böyle oluşumlar son derece tehlikeli, yanlış tutum. Yanlış bir tutum yani. Amma ve lakin, tabi bunun çok sebepleri vardır diye bazı şeyler söyleyebilirler. Bazı ifadeler kullanabilirler. Ama ne olursa olsun, ne kadar sebebi olursa olsun, böyle bir hoca efendi bu şekilde uzaklaştırmaya kalkarsan, sen ehli sünnete, ehli sünnet alimlerine, ehli sünneti e savunanlara büyük bir darbe vurmuş olursun. Ya işte şu anda biz bunu geri alırsak kuruma zarar vermiş oluruz. Şöyle olur böyle. Olur. Ya bırakın bu işleri ya. Böyle şeyleri bırakın ya. Öyle bir şey yok ya. Bu halk gerçekten ehli sünnet ulemasını sever. Ve gerçekten onlara gönül açar. Onlara sahip çıkar. Siz uy usulüne uygun bir şekilde hiç böyle bir şey olmamış gibi muamele yapıp yine Hoca Efendi'nin vazifeye devam etmesi lazım. Yoksa Allah muhafaza etsin. Böyle Hoca Efendi'leri siz ezmeye kalkarsanız siz Allah üzerine duruyorum. Bu sefer ehli sünnet çizgisinde olmayanlara prim vermiş olursunuz. Üzerine duruyorum bunu. Ben onların Evet. Asya'da hocam onlara prim vermiş olursunuz. Gerçekten bu işi bozmaya çalışan, bu işte hadisleri inkar etmeye kalkanlara prim vermiş olursunuz. Batıl inançlı olup da kendisine hak gibi gösterenlere prim vermiş olursunuz. O yüzden onlara fırsat vermemek için bu hoca efendiye yapılan bu zulmü mutlaka durdurulması lazım. İnşallah. Allah razı olsun sevgili hocam. Selami Günay Bey. Mersin Toroslardan yazıyor. Yine ehli sünnetin üzerinde durduğumuz için ilk bölümde de siz ehli sünnet insanları, gençleri yetiştirmemiz lazım. Bununla alakalı selam aleyküm demiş. Aleyküm selam diyoruz. Hocam vahabilik nedir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Diye size sormuş sevgili hocam. Şimdi tabi Konu bir yerlere bayağı kayıyor evet, da evet. ama yapılacak bir şey diyor evet, herhalde. normalde vahabilik Bundan biliyorsunuz özellikle Arabistan'da türemiş olduğu ve ehli sünneti gerçek ehli sünneti onlar sorsa onlar ehli sünnetim derler ama ehli sünneti ve üzerinde duruyorum. Özellikle tasavvuf erbabını tasavvuf erbabını inkar üzerine kurulmuş bir sistemdir o. Şefaati efendim sallallahu Efendim tabii çok şeyde inkar ederler yani. Ama özellikle tasavvuf sistemini üzerinde duruyorum. Ve aynı zamanda da kendileri Mevla Teala'ya mekan isnat ederek veya buna benzer Peygamberimizin belli şefaat haklarını kabul etmeyerek belli yanlışlarla beraber yürüyen bir mezhep yani. Bir görüş. Mezhep derken bu görüş demektir mesela. <laughs> o yüzden dolayı bunlar üzerine duruyorum bir takım ayetleri de bu sefer ne yapmış oluyorlar? Allah muhafaza etsin. Kendilerince tevil etmiş oluyorlar. O yüzden dolayı yanlış yapmış oluyorlar. Rabbim o ahlaklardan, o itikatları kurtarsın onları inşallah. Tamam, tamam. <laughs> Türkiye'mizi de uzak etsin. Evet ama onlar hep bunların kurulmasını, bunları incelerseniz takip edeceksiniz. Evet. Bunları Abdülvahab'ı inceleyin. Bu işin kurucusu yani. Bakacaksınız ki bu İngiliz İngilizler tarafından yetiştirilmiş birisi olarak göreceksiniz Carson. Veya buna benzer hep inceleyin, takip edin. Yani Müslümanları birbirine düşürmek için, Allah ve Resulü çizgisinden ayırmak için, Kur'an ve sünnet ölçülerinden ayırmak için, birbirine düşürmek için yapılan hep tezgahlar bunlar. Rabbim bu tezgahlara düşmekten de bütün Müslümanları muhafaza etsin. Evet, bayağı e, kurs ziyaretleriyle alakalı izleyicilerimizden önemli anekdotlar var sevgili hocam. E, Başakşehir'de oturuyorum demiş bir izleyicimiz. Hem okula hem de sizin medresede ders alabilir mi yavrumuz demiş. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz demiş. Ben e, rejideki arkadaşlarımdan e, rica ediyorum. E, lütfen aşağıya Başakşehir'deki sorumlu kardeşimizin numarası yazılabilirse oradan inşallah... Kardeşimize ulaşılmaya çalışılsın inşallah. Allah Celle Celaluhu için FMTB ekibine ve saygıdeğer hocama medreselerle alakalı yapmış olduğunuz aydınlatıcı açıklamadan dolayı teşekkür ederim. Bizi gerçekten çok ferahlatıyorsunuz. Ortalıkta ilimsiz insanları yoldan çıkartmak isteyen bir sürü medyada hoca geçinenler var. Siz ve görüşünüzdeki insanlar olduğu takdirde Rabbim onlara fırsat vermeyecektir demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, yine bir izleyicimiz. Hayırlı yayınlar hocam demiş. Allah kolaylıklar versin demiş. Masum hocama selam ediyorum demiş. Ee, İsa kardeşimiz bugün buraya ziyarete de geldiler sevgili hocam ama siz vazifedeydiniz. Sizi görmek nasip olmadı ama inşallah yakındaymış. Ee, tekrar kendisini bekliyoruz. Bu şekilde sorularımız inşallah gelmeye devam ediyor. Şimdi sevgili hocam yani bu şekilde tabi bir takım tartışmalar olurken şu an medyada da bazı tartışmalar körüklenmek isteniyor. İşte eğitim tekelden verilsin sizin de vurgu yaptığınız gibi yani bir takım ön açılmama sebeplerinden dolayı merdiven altında kalmak zorunda kalan bir takım sistemlerle alakalı bunlar işte tekelden eğitim konusu var. E bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi eğitim tekelden elden verilsin ifadesi şöyle olursa olur. Nasıl? Allah ve Resulü çizgisinde yani Kur'an ve sünnet çizgisinde üzerine duruyorum. Kur'an ve sünnet çizgisinde eğitim tek elden verilecekse mutlaka verilmeli zaten. Tekrardan bu önemli bir ifade. Kur'an ve sünnet çizgisinde üzerinde duruyorum bu şekilde tek elden verilecekse son derece saygı duyuyoruz yani. Ama kalkıp da Kur'an ve sünnet çizgisinde değil de evet ne? Laiklik, laiklik anlayışında şu rejimle beraber, şu sistemle beraber bu eğitim tek elden verilecek diye ortaya konmaya kalkılırsa devlet devletin arzu etmiş olduğu üzerinde duruyorum devletin arzu etmiş olduğu sistematik bir şekilde olaylar ne yapılacaksa takip edilecekse o zaman Allah muhafaza etsin. Yeni bir din ortaya çıkartmış olursunuz. Üzerinde duruyor mu bu ifadeyi? Ama eğer Allah ve Resulü çizgisinde o ölçülerde eğitim ne yapılacaksa, tek elden verilecekse o zaman başta acıdır. Ama yok. Allah ve Resulü çizgisini kenara bırakacaksınız şu günkü şartlarda, şu günkü şartlarda, evet, şu sistemde, laiklik sisteminde, demokrasi anlayışında, yok özgürlük mantığında ve aynı zamanda bu sistem çerçevesinde, hükümetin güdümünde veya buna benzer ölçülerde hareket edilecekse Allah muhafaza etsin. Tekrar ediyorum, yeni bir din anlayışı ortaya koyarsınız. Bu sefer ki, ya tamam da bugünkü şartlarda bu olmadığı için böyle yapmayalım. Nasıl oldu bu iş? Allah'ın yasak etmiş olduğu şeyleri, ya ama tamam da yasak ama, e bugünkü şartlarda e menfaatlerimiz var, şuumuz var, buyumuz var, o yüzden dolayı, olmaz. Olmadı bak, sen başladın. Tavizlere başladın yani. O yüzden böyle tekerlik olmaz. Ama nasıl olur tekerlik? Eğer gerçekten Allah ve Resulü çizgisinde, Kur'an ve hadis ışığında eğer bu şekilde o ne yapacaksak o şekilde eğitim verilecekse o zaman sorun yok. Yani o çizgiye dikkat edilecekse. Edilecekse yani. Yoksa Allah muhafaza etsin. Düşünsene. Evet. evet. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Eğitimi tekelden vereceğiz. Tamam verelim. Nasıl vereceksin? Ben anlat bakalım şimdi. Ölçün ne olacak senin? Ölçün ne olacak yani? Eğer Allah ve Resulü ölçün olacaksa zaten sorun yok. Ama ölçün kalkıp da evet bugünkü layık like, güzel. Artı işte e, anayasa değişmemiş. Şu anayasa ölçülerinde zaten sen bu anayasa ölçülerinde din eğitimi vermeye kalktığın zaman bu şekilde vermeye kalktığı zaman zaten anayasa bir defa sana ne yapacak engel olacak ya. Ne yapıyorsun diyecek yani. O yüzden dolayı olayı ne yapmak lazım? Çok iyi incelemek lazım. Öyle ezbere olmaz. ezber yapmaya kalktık mı Allah muhafaza tehlikeye girersin. Bu sefer hükümet değişti. Milliyetçilik mantığında bir hükümet geldi. O sefer ona göre eğitim. İşte sol kesimin bir hükümeti geldi. Ona göre bir eğitim. Allah muhafaza çok tehlikeli bir alana gidebilir. Ankara'dan bir bayan izleyici soruyor sevgili hocam. Hocam selam aleyküm demiş. Tarikat nedir? Tarikata girmenin faydaları nelerdir? Eşimden izin almam gerekiyor mu demiş. Sizlere selam ediyor sevgili hocam. Şimdi Normalde tabii Türkiye'de bu tarikat ifadesi tarikat normal yol demektir. Tarikat ifadesi Türkiye'de hep yanlış tanıtılmıştır. Yanlış anlatılmıştır. Ama unutmayın ki biz bunu baştan söyleyelim. Eğer bir yol yani Allah eğitimi dediğimiz demiş olduğumuz yol, Allah eğitimi demiş olduğumuz yol Kur'an ve sünnete uymuyorsa bu kesinlikle kabul edilmez. Bunu baştan konuşalım yani. Çünkü şu anda problem genellikle böyle. Yani belli insanların yapmış olduğu hatalardan dolayı, belli insanların yapmış olduğu eksikliklerden dolayı bütün Allah eğitiminin verildiği yani tarikatlar diye nitelendirdiğimiz yolların tamamına ne yapıyorlar? Neodibil'e devamına saldırıyorlar. Bakın tekrar ediyorum. Yanlış yapanları ne yapmayız? Asla kabul etmeyiz. Yanlış nedir? Yanlış şu şu demiyorum ben dikkat edin. Yanlış Allah ve Resulü'nün çizgisinde kim çıkıyorsa, kim olursa olsun. Eğer Allah ve Resulü'nün çizgisinde Kur'an ve sünnetin dışına çıkıyorsa bu yanlıştır, bitmiştir. Bir defa, bir dakika. Yani büyüklerimiz ifadesidir bizim. Şeriat yoksa tarikat zaten yoktur. Allah. Yani senin Kur'an anlayışın, peygamber anlayışın yoksa otomatikman zaten orada tarikat manikat olmaz. Yok bizden bu işler geçti. Bilmem nereden geçti. Filan falan. Ya bırakın bu şey peygamberden geçmeyen sen de sen de nasıl geçiyor diye. İşte o yüzden de zaten bu yanlış yapanların yüzünden bu sabah kalkıyorlar. Gerçek olanlara da Allah muhafaza et, aynı şekilde saldırıyorlar. Bunun üzerinde durmak lazım. Ama bunu kasıtlı yapıyorlar. Bazıları kasıtlı yapıyor. Biliyor ki aslında bunlar Kur'an ve sünnetin dışında insanlar. Diğerlerinden söylüyorum bahsediyorum. Yanlış yolu tercih edenler Onları dikkate alarak sanki bütün sahi olan sahi olan tarikatlara ne yapıyorlar? Onlara da saldırıyorlar. O kasıtlı yapılıyor. O kasıtlı yapılıyor yani. O yüzden dolayı evvela bu kardeşimize bunu söylemek istedim ve halkımıza duyurmak isterim. Yani asıl tarikat demek Allah eğitiminin hakikaten Mevla Teala ile alakalı bilgini, sevgini, saygını, takvanı artırma eğitimidir. Kısacası bu. Ve bunun da ölçüsü şu olmalıdır. Ne? Kur'an ve sünnet ölçüsü olmadır. olmalıdır. olmalıdır. Kur'an ve sünnetin dışına kim taşıyorsa, kim olursa olsun, Kur'an sünnetin dışına taşıyorsa ona dur demelidir. Buna müsaade edilmez yani. Bu çok önemli. Şimdi, şimdi bu kardeşimiz demiş ki, bize bu işim lazım mı? Eğer sen Allah'ı iyi tanıman gerekiyorsa, lazım. Rabbinle yakınlık elde etmek istiyorsan lazım. Rabbinle barışık olmak istiyorsan lazım. Rabbini zikrederken Allah derken zevk almak istiyorsan lazım. La ilahe illallah derken ger gerçekten bütün azalarından feysin bereketinin gerçekten geldiğini hissetmek istiyorsan lazım. Mevla Tanrı'nın esmasını, sıfatlarını, kevalatlarını, efallerini, işlerini ve Mevla'da özelliklerini, sırlarını elde etmek istiyorsan lazım. Mevla Teala'yı gerçekten memnun etmek istiyorsan lazım. İbadetlerinden zevk almak istiyorsan, namazından namazının miraç namaz olmasını istiyorsan lazım. E kardeşim bu kadar lazıma karşılık o zaman lazım. Ama yok. Ben sen söyle. Ben bu halimde iyiyim ya. Bu halinde diyorsan o zaman zaten sana söyleyeceğim bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Ama buradan bütün seyircilerimize tekrar tekrar söylüyorum. Burası çok önemli çünkü. Şu anda bizi bize zarar veren şey burası. Üzerinde duruyorum. Bize zarar veren yani sahih yollara, sağlam yollara, Allah ve Resulü çizgisinde yürüyen yollara zarar verenler kimler? Kur'an ve sünnetin dışında hareket edip kendilerini tarikat diye tanıtanlar yüzünden büyük zarar çekiyoruz biz. Çok büyük zarar çekiyoruz. Bakın Kosova'ya gittik biz. Emre gittik. Emre Mümrafa gittik ya. Sonra baktık ki bir takım yerlerde tak, tekkeler var, tekkeler. E kim bunlar? Bunlar diyor, tarikatçılar diyor. Bize soruyorlar siz tarikatçı mısınız? Bak ifade bu. Ne yapar bunlar? Bakın şimdi oradakilerin tarifini söylüyorlar. Onlar diyor Allah muhafaza etsin dikkat edin. İçerler diyor. İçerler diyor yani. Bayağı bildiğin sarhoş oluyorlar yani. Normal su içmiyorlar, şey içmiyorlar yani. Allah Allah. Ve çok daha ağır ifadeler kullanıyorlar. Ama bunlar ne diye tanıtıyor burada? Ya ne alakası var ya bunların? Ne alakası var ya? Bir yol, Allah ve Resulü çizgisinden dışındaysa kesinlikle bu yol yol değildir ya. Bundan sen kalkıp da Allah eğitimi diyemezsin. Buna gerçekten anlaşılan şekilde tarikat diyemezsin. Ve Mevla Teala'nın gerçekten razı olduğu bir yol değil o yani. Ya işte babasından oğluna kalmış. Ya yani ne alakası var ya? Nereden çıkartıyorsun bu şey? Bu şu Mevla Teala'nın manevi yolda işaret etmiş olduğu bir harekettir yani. O yüzden dolayı yani üzerinde duruyorum. Çünkü bugün bunun çok büyük sıkıntısını çekiyoruz Zaranı biz. Çekiyoruz, evet. Her yerde bunun sıkıntısını çekiyoruz yani. Yani sanki ne oldu billah tarikat İslam dışı bir hareketmiş. Peygamber Allah ve Resul dışında bir hareketmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Veya bir takım yanlışlar yapanların o yanlışları ortaya koyularak Allah muhafaza etsin. O olmayacak şekilde saldırılmaya çalışıyorlar. Bu son derece yanlış. Bizim anladığımız tarikatı söylüyorum. Bizim anladığımız Allah eğitimini söylüyorum. Biz Allah ve Resulü çizgisinde üzerinde duruyorum. Allah ve Resulü çizgisinde kesinlikle kitap ve sünnetin dışına taşmadan, aşmadan, hatta aşmadan o ölçülerde üzerinde duruyorum. Mevla Teala'yı gerçekten yakıyla hissetmek. Allah deyince gerçekten zevk almak. İbadetleri teşvik etmek ibadetlere, gerçek ibadetlerden faydalanmak, zevk almak. Bununla beraber Teala'nın sınırlarını, efallerini, işlerini, sıfatlarını, eserlerini güzel tefekkür edebilmek, iyi anlayabilmek ve bununla alakalı Mevla'nın sonsuz hakikatlerinden gerçekten istifade etmek. Eşimden evet. izin almam gerekiyor diye. Normal teşvik. şartlarda tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Evet. E işinden izin almasın diyemeyiz. Ama Allah demek için de Allah'a, evet. alet Allah'la barışık yaşamak için de eşinden izin almasına gerek yok. Olmadığını Tam düşünüyorum. Tam yeri geldi e, müsaadenizi sevgili hocam. Mesela bazen karşılaşıyorsunuz abilerimizi. Sakallıya bırakmıyorsun ya hanım müsaade etmiyor. Böyle bir şey var mı hocam dinimizde? Son derece tehlikeli bir ifade. Ya yani sen peygamber sünnetini yere getireceksin. Peygamberin önüne kimi geçirmiş olursun Allah muhafaza etsin ama bunlar tamamen bahane. Biliyorsunuz. Beytullah'da bir yaşlı amca. Hasbı hocamız da rahmet onu anlatırdı. Daha önce o da yaşamış. Biz de geçen seneler yaşamıştık hatırlarsanız. Yaşlı bir amca yalvarıyoruz. Yaşlı amcaya. Yaşlı amca dedi ki ya yaşlı amca hadi bırak sen sakalı falan. Dedi ki hanım müsaade etmiyor dedi. Tabi bahane. Sonra yenge hanım o anda geldi. Biz yenge hanıma yalvaracağız. Tabi yalvaracağız. İşte yenge adam, işte müsaade etse sakal ve O yenge bizden daha çok dertli. Daha çok istiyor sakal bırakmasını. Şimdi milletin bahanesi o ya. Bahaneyi bulmuş. Hanım bırakmadan hanım müsaade etmeden olur mu? Sen işine geldiği zaman hanım müsaade etmeden neler yapıyorsun be? Neler yapıyorsun? O yüzden bu ifade Allah muhafaza etsin. Yani peygamberin önüne ne yapmak? Hanımını geçirmek olur. Yanlış olur yani. O yüzden dolayı yakışmaz. Rabim mağfursuz. Selamünaleyküm hocam demiş. Kursları rı ziyaretinizi izledim. İnanın çok mutlu ve oldum ve duygulandım. Bir de Dudullu'da da varmış hocam kursunuz. E, ben de Dudullu'da oturuyorum. Rabbim sayılarını artırsın demiş inşallah. Eğer adresle veya iletişimle alakalı bilgi isterseniz buradan da yine sizlere yardımcı oluruz demiş. Bu şekilde izlemiş. Şimdi medreseye yani, tabii düşünsenize. Medreseye bir gidiyorsun. Çocuklar Kur'an okuyorlar ya. Kur'an'la tanışmışlar. Ve sen geldiğin için sana biraz sunum yapmak istiyorlar. Yani insanın duygulanmaması mümkün değil. Ya. Yani o arzuları, o heyecanı, o hareketleri bir görse insan hakikaten duygulanıyor yani. Biz de çok duygulandık. Hakikaten çok duygulandık, çok tesirlendik. Ufak yaşlı çocuklar, belli yaşlı çocuklar hakikaten severek yapıyorlar yani. Severek. O yüzden Rabbim inşallah sayılan artırsın. Çok büyük ihtiyaç var yani. İnşallah Rabbim böyle talebelerin Hocaların sayısını artırsın inşallah Evet Bir izleyicimizin sorusu daha var sevgili hocam e, Cübbe şalvar giymek Sünnet midir Yoksa bir Türk adeti Osmanlı adeti midir diye sormuş Şimdi normal şartlarda Efendimiz ve sellem, Hayatında Efendimizin ifadesiyle söylüyor hayatında Efendimiz hem şalvar Hem fistan giyerdi Cübbesi de Efendimizin vardı Evet ama biliyorsun Osmanlı'da fistan olmadığından dolayı netice itibariyle cübbe ve şallar yine Efendimiz'den gelme sünnet. Üzerinde duruyorum. Sarık zaten biliyorsunuz başlı başına çok taç olarak kabul edilen bir sünnet. Efendimiz'den gelme. Ama bir de fistan var. Fistan en netice o yöreye ait bir aynı zamanda Efendimiz'e ait bir özellik. Ama bugün Türkiye'mizde o alışkanlık haline gelmediğinden dolayı o ne yapılıyor? Şu anda e, giyilmiyor yani. Buna sen söyle. Amma ve lakin normalde tamamı Efendimiz'e ait. Her bir yerleri yani. Evet. Efendimiz'den görülme yani. Efendimiz'den görülme. Tabii şunu da söylemek lazım. İşte bu şekilde midir? Aslında şu yani. Asıl şudur. Uzuvlarının belli olmamasıdır. Tekrar ediyorum. Uzuvlarının yapmamasıdır belli olmamasıdır. Yani geniş giymektir yani. İlla yani bu şekilde giyeceksin manasına gelmez. Geniş giymek yani. Yoksa o daracık giymek buna müsaade edilmiyor. Hatta Allah muhafaza etsin ten rengi kabul ediliyor o çok dar giymeye kalktığı zaman. Ya yani artık o kendi çıplak, çıplak kabul ediliyor yani. Allah muhafaza etsin. Yani. Evet. Ten rengi kabul ediliyor. O yüzden e, kesinlikle ne yapılmaması lazım? Dar giymesine müsaade edilmiyor. Ayrıca namaz kılarken kesinlikle o dar giymelere kerahatle, mekruh olarak kesinlikle ilim sahipli alimler ne yapıyor bakıyor. O yüzden dolayı bunlara ne yapılması lazım? Geniş giyilmesi lazım. Evet. Bir izleyicimiz de bir serzenişte bulunuyor sevgili hocam. Onu da aktaralım. Dünkü programınızla alakalı, sohbetinizle alakalı. Hayırlı akşamlar demiş. Dün akşamki sohbetinde Masum Hoca kilolu bayanlar hakkında ilgili konuşması oldu. Bunu hocamıza e, yakıştıramadım demiş. Şöyle bir konuşmasıydı. Erkek 70 kadın 100 kilo. Kendinize çekileceğim verin dedi. E, unutmayın ki insanın kusurunu yüzüne vurmak ne kadar doğru. Aynı şeklin tam tersi de olabilirdi. Dikkatimi çekti. Şikayet değil de hocamıza e, söylemek istedim diye söylemiş sevgili hocam. Bizi size iletmiş olalım. Şimdi evet. konu öyle değildi yani. Konu öyle olsa evet. bir şey demeyeceğim. Evet. Konu şöyleydi konu sorulan soru şöyle bir soru geldi. Soru da benim eşim soru şu şekilde. Eşim resmi nikahla beni aldı. Resmi nikah bende. Ama dini nikahla da ikinci bir hanım almak istiyor. Ben de orada söylemiştim bu ifadeyi. Şöyle söyledim yani. Hiçbir eş üzerine duruyorum. Hiçbir eş hanımına ihanet etmez. Hiçbir eş. Ama bu erkek olsun. Ama bu ne olsun? Bayan. Bayan, olsun. Ama belli uslupla, belli şeyler tutmazsa ihanet olur diye Allah muhafaza etsin. Ondan, konu oradan açılmıştı yani. Hmm. Konu orada açılmıştı yani. Nedir o belli şeyler? Çünkü Allah'ımız buyuruyor ki Hünne libasünlekum ve entüm libasünlehun. O hanımlar sizin elbiseniz. Siz de onların elbisesiniz. Eğer elbise dar olmazsa, yırtık olmazsa, sönük olmazsa, eskimezse o zaman o elbiseyi adam ne yapar? Giyer ve başka bir şey de aramaz. Bunu söylemiştim. Evet. Devam ediyorum onu da devam edeceğim şimdi. Mesela insan su içti. Evet. Su içti. Bir daha başka suya ihtiyaç İstemez. duymaz. Karnı doydu. Bir daha başka yemeğe ihtiyaç duymaz. duymaz. İşte o yüzden dolayı erkek kadına, kadın da erkeğe mutlaka yeterlidir. Demiştik ve sonra devam ettik tabi ama kalkar erkek 70 kilo bayan 100 kilo veya daha fazla burada bir sıkıntı olmaz mı? İlla sıkıntı olur işte burada. İşte niye? Elbise Geniş geliyor. E geniş geldi mi? Bu sefer yetmiş yani gibi. Şunu mu demek istiyorsunuz sevgili hocam? Yani e, erkekle kadın arasında bir denge şart olması yoksa burada insanların kiloları vesaire bu bir misallendirme. Bir örneklemedir ya. Teşbihtir bu yani. Ha bu tersi de olabilir tabii. Bu da evet. bir şey tersi de olabilir. İtiraf yok. Ondan sonra bir de şöyle bir ifade kullanma yanlış. Ne? Yüzüne söylüyorsunuz demiş. Ben genelde konuştum yani. Yoksa yüzüne kimse yüzüne söyler miyiz? Yani mümkün böyle şey olamaz yani. Evet. Genelde konuştum yani. O yüzden ölçülere dikkat etmek lazım diye konuşmuştuk evet. konuşmuştum. E ama tabii yine alındıysa özür diliyorum. Açık söylüyorum. Ben yani şey yapmak istemem. Yani kimse, ama ben şahsın kendisini ya, zaten... Anlama bunu... gibi ya yanlış anlama var. yanlış an... Şahsın kendisini zaten görmüyorum. Onu da baştan söylüyorum. Ben, ve şunu da söylüyorum bakın. Hiçbir zaman şunu duymadık biz. Yanlış anlaşılmasın. Veya fark etmez bundan söylenmesi lazım ya. Ben hiçbir zaman şunu duymadım. Ne? Hocam ben evlenmek istiyorum. İkinci hanım almak istiyorum. E niye alacaksın? Bizim hanım güzel yemek yapamıyor da o yüzden. Hiç duymadım ben bunu. Hocam benim ütümü güzel yapamıyor da ondan dolayı ben sen söyle e, ikinci hanım almak istiyorum. Ben hiç duymadım. Bir tane duyanım da merak ediyorum var mı? Mümkün değil. Bakın gördünüz mü bakın. Yemekle alakalı kimse ikinci beş aramıyor. Hüzenliyorum. Kimse kıyafetiyle alakalı ikinci beş aramıyor. Ütüsüyle temizliğiyle alakalı hiç duymadım ben. Yok öyle bir şey yani. Duymadım yani. E yani niçin ikinci beş arandığını herkes tahmin ediyor. Herkes biliyor hiç kusura bakmasın. Herkes biliyor bunu yani. O yüzden dolayı o zaman ne yapacaksın kardeşim? O konuda herkes kendini ne yapacak muhafaza ben sadece bunu erkekler için kadınlar söylemiyorum ya. Erkekler de aynı şekilde geçerli yani. Ama tekrar ediyorum. Ben kimseyi kırmak niyetiyle. Sorulan sorulan cevaba cevap niyetiyle bunu şey yapmıştım söylemiştim. Yok söyle. incinecek veya kalbi kırılacak veya şey yapacak. Bu bize yakışmaz yani. Evet, bu bir e, kişiye Kabahati varmış gibi kesinlikle söylemek değil, kesinlikle bu bir teşbihti. Aralarında bir denge olması gerektiği ile alakalı bir vurguydu. Yüzde Evet, bunu bu şekilde çok da mesajlarımız da geliyor bu ara. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize yoğun ilgilerinden dolayı. Ama biliyorsunuz ufak bir araya gitmemiz de gerekiyor. İnşallah kısa bir araya giriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yine ilginç konularla, güzel konularla inşallah karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.